Marek Hamşik'in son durumu ne? Hazır mı, oynayacak mı? Bakasetas'tan başka bir bilgi geldi mi şu an itibariyle? Bir Trabzonspor gündemini verelim arkadaş, alalım arkadaşımız Yunus Emre'den. Teşekkürler Aykut İnce. İyi yayınlar dilerim size ve konuklarınıza. Trabzonspor'da özellikle Bakasetas'la ilgili gelişmeden başlayalım. Yunanistan Beşiktaş maçının 27. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası Yunanistan milli takımına gitmişti. Orada ilk MR'da sağ dizi iç yan bağlarında ödeme olduğu tespit edildi. Ardından oyuncu ağırlığının önemli oranda geçtiğini söyleyerek Trabzonspor Sağlık Kurulu'na bir geri dönüş yapmıştı. Ama aradan geçen zaman içerisinde Yunanistan milli takım sağlık heyetiyle Trabzonspor sağlık ekibi arasında ve oyuncunun da katıldığı üçlü grupta yapılan değerlendirme sonucunda Bakasetas'ın Gaziantep maçında riske edilmemesi konusunda bir ön fikir birliğine varıldı. Oyuncunun Karagümrük maçına hazır hale getirilmesine çalışılacak. Bu tür sakatlıklarda zaten teknik direktör Abdullah Avcı riske girmeyi sevmeyen bir teknik adam. Bakasetas'ın da tam hazır gelmesini ve o şekilde sahaya çıkmasını istiyor. Bakasetas'ın yokluğunda yine orta sahada Siopis'in görev yapması bekleniyor ama 2 gün izin vardı. Bugün itibariyle yapacağı antrenmanda Gaziantep maçı hazırlıklarına başlayacak Trabzonspor. O yüzden kadronun henüz %100 netleşmediğini de söyleyelim. Yine Marek Hamşik milli takım kampında bir sakatlık yaşamıştı. Onun geri dönüşleri oldukça iyi. Sakatlığıyla ilgili şu an için önemli bir durum gözükmüyor. Zaten riske edilmedi karşılaşmada da. Son karşılaşmada. Bu yüzden Marek Hamşik'in Gaziantep maçında görev yapması bekleniyor. Taraftarların yine Gaziantep maçına yoğun ilgisi var. Kombine satışlarına yoğun ilgisi var. Camiada, takımda keyifler yerinde, moraller yüksek açıkçası. Bu milli arada bir yandan transfer gündemi çok fazla tartışıldı ama artık maç haftasına girildiği için daha çok maç odaklı bir Trabzonspor gündemi var, onu da söyleyelim. Peki. Teşekkürler Yunus Emre Sel. Durumundan ibaret riske atılmayacak. Saklıyor çünkü elinde de şimdi, bir avantaj var. Evet. Marek iyiyse Trabzon'da fazla sıkıntı olmaz. Geçen şey çıktı, Bakasetas çıktı, Siopis girdi. Şimdi sağ bek iyileşirse oraya Dorukhan'ı da koyabilir. Berat Dorukhan bana göre var ya müthiş bir orta saha olur. Bir sol bekte sıkıntı var hocam işte. Sol zaten beki, onu da devre arasında çözmeye çalışıyorlar. Uğur çalışıyorlar Çiftçi mı? İsmi doğru galiba. O doğru, doğru, doğru. Olabilir, alsınlar ya. Çünkü net yerli değil ama. Ha? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu Sivasspor'da Ziya var. Uğur Çiftçi aldı şimdi formayı ondan. Ya bana var ya, bana kalsa milli takımı aldırım biliyor musun? Kim? Ziya var ya, sol bek. Yani müthiş oynuyordu bu çocuk ya. Ya orta sahaya da koydu bir ara Ziya şey onu biliyor musun? Rıza Hoca. Rıza. Orta sahaya bu şeydeki ne o Beşiktaşlı çocuk Alanya'ya giden. Onun ikisini. Şey diyor Fatih Aksoy'u. Evet, evet. İkisini orta sahaya koydu var ya, müthiş top oynadılar şey, ya. Müthiş ya. Ama tabii. Burada hocam tabii şey çok önemli. Trabzon takımında milli takımdan dönecek oyuncuların sakatlanıp sakatlanmama olayı riski anlatı. Evet. Her takım öyle, her takım İçin endişeyle geçer bekliyor. Şimdi şey de var hocam. Edgar gidecek Afrika'ya. Afrika Kupası. Ya onlar çok Vakeme şey öyle. Oluyor. Yani ben aslında bak bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da da bayağı var. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu bir tane daha stoper alsa, iyi bir stoper verecek 2 milyon 3 milyon. Geçen sene de söylemiştim. Biliyor musun? Ya arkadaş ver 3 milyon euro, 4 milyon euro, 5 milyon euro versen 20 milyon euro alıyorsun şampiyonada, öyle mi? Direkt gidersen. Yani öyle bir şeyler var. Hatta ikinci gidemezse onun parasını da alıyorsun falan filan, yani bir sürü para kazanıyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Onun için oraya bir şey, o Vitor Hugo'nun yanına bir tane alsın yani, iyi bir stoper alsın. Ha, nereden bulacak? Çok basit esasında. Serdar sen biliyorsun değil mi? Yani bu bir sürü şeyler, dünyayı seyrediyorsun artık, programlar var ya. Seyrediyorsun artık, alır bulunur yani ya. Bunu bulamam diyen, ha şu var, niye bulamam diyebilirsin, sen bulamazsın. Yani başkanlar bulamaz, hocalar bulamaz, o kadar vakitleri yok. Bununla iyi, şimdi biliyorsun bizim scoutlar var. Ya biz yani. Hocalar var bu işlerle ilgilenen. Bir de hocam, anlayacak mesela. Bizim mesela de. Mahmut Alparslan, bir de isim vereyim. Sana çıkarsın sana bir liste. O tutuyor biliyorsun. Mahmut Hoca da biliyor, öyle bir liste ya, var. Bir liste var var ya, 100 tane hocam, stoper bulur sana. Bizde şey var. Hem ucuz olacak, evet. Hem çok para istemeyecek, evet. Hem imza parası, tamam. Hem A plus olacak, tamam. Hem 25'ten fazla milli takım giymiş olacak, tamam. Ama vereceğim mesela 750 bin euro. Hocam bu şartlardaki oyuncu 750 bin euro değil. Yok.
Yok be, beni bulmuyor. Yok ya. Hocam bulamazsın. Bak, benim sana saydığım bu kriterde ya oyuncu ya, yok var, hocam. Var. Yok. Bir, ya genç bulursun, biraz daha genç misin? Genci bu ligde tercih etmiyorlar. Hocam. Işte tamam da bak, bir milyar bir şey etmiyorlar. Risk etmiyor da bir şey mi çünkü, var? Çünkü etmiyorlar hocam. Zaten yani. O riski göze alsalar çok güzel transferler olur da. Var, genci tercih bir sürü adam var. Bir sürü adam var ya. Böyle adamlar şimdi bulursun ki Aykut bak söylediğim bak biz dünyayı geziyorsun ya dünyayı o programda ya. Milli takımda oynamış oynamamış yedek olmuş şu bıçak gibi herifler var. Bak zaten stoperi var ya kimi alırsan al çalıştırman lazım bazı şeyleri öğretmen lazım o stoperlere. Kimi alırsan al çok tecrübeli stoperlerin bile hataları var. Demin şey maçını gösteriyor Galatasaray'ın yediği bir gol var uzaktan biri şut attı ki hangi maçta bilmiyorum. O senin şeyin beğendiğimiz adam elini arkaya bağlamış. Tak diye yanından geçti gitti gol. Bak mesela Hamdi Hoca yazdı Hamdi Aslan. Bizim Hüseyin seneye milli takım oyuncusu olur bunu unutma. Evet. Stoper çok acil değil diyor. Hangi Hüseyin ya? Türkmeni diyor. Ya hocam kötü ya. Yapma hocam. Ya vallahi iyi stoper. Ya bırak hocam beni izliyorsun da yol geçen anı gibi herif ya bırak. Hocam o son selam maçta öyle bir hata yaptı ya biliyoruz be. Ama. Ya ben hiç beğenmiyorum o. Şimdi tabii hızlı bir stoper herkes hocam. Biliyorsun Trabzonlular birbirlerini severler tutarlar. O biraz duygusal bakıyor. Hocam tabii bu işleri çok iyi anlar ben Trabzonlu değilim hocam. Yok, ben de aynı daha evvel de oynadı şey. Ya, yok yani. Ya, ben daha çok şey yapamam. Ha ben bir şey söyleyeyim. Hamdi kötü bir adam demiyorum ben ama çok daha iyisini alacaksın. Çok daha iyi garantisini alacaksın. Ya geçen sene Kayseri maçında sağ bek oynayan bu Hüseyin miydi? Adam tren gibi geçti Kayseri Sporlu futbolcu oradan. Yedin golü. Serkan Hasan mıydı acaba? Yok yok. Hayır canım. Hüseyin'di ama hangi Hüseyin? O İranlı Hüseyin mi bu Hüseyin miydi? Şimdi hatırlamıyorum. Hatırlıyorum ya. Ama yol geçen anı gibi oradan gitti ortalığı. Maç 1-1 bitti ya. 1-1 o Hüseyin. Bir Hüseyin'di ama hangi Hüseyin'di? Hatırlayamadım hocam. Yani netice itibariyle stoper ihtiyacı yok diyor mesela Hamdi abi. Yani baktığında. Yok bana göre yanlış. Sol bek. Oldu zaten. O sol bek stoper abi versin. Ya 5 milyon 10 milyon harcasın arkadaş. Yani alsın niye almasın? 5 milyon euro ayrılmış diye duyduk. İki bak mesela ben şöyle söyleyeyim. Hamdi, iki oyuncu alacaklar bak, herhalde. Olabilir. Biri Türk, biri yabancı olabilir. Bak bir şey söyleyeyim. Mesela Abdülkadir Parmak. Kazanmaya çalışın onu. Taraftar bağırıyor. Bilmem ne. Kamuoyu şu bu falan. Beğenmiyorlar adamı. Arı gibi herif. Siyopis'ten ne farkı var ki? Millet isyanlar da daha sahaya çıkınca. Ya böyle bir şey var ya. Biraz yani kendi çocuğunuzsa onu tutun arkadaş. Yani Hüseyin'den daha ziyade ben Abdülkadir Parmak'ı kazanmak istedim. Malatya maçıymış orada. O bak Hamdi abi yazdı.